أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yüce kitabımızı öğrenme, öğretmeye yönelik çalışmalarımızı Rabbimiz daim eylesin, muvaffak eylesin, rızasından ayırmasın. Bu duayı her an, her zaman yapmak ihtiyacını hissediyorum. Çünkü nefis insanı alıp götürebilir, tehlikeli noktalara ulaştırabilir. Allah'a sığınırız. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah Rabbimin katında bu çalışmalarımız mahkes bulur, biz de oradan istifade ederiz. Ümidimiz bu ama Allah bilir. Bu ders Hücurat'ı bitirmiş olacağız inşallah. Dönem sonuna 3 haftamız kaldı. 4. hafta ders olmayacak. O dersin yapıldığı cumartesi gününün ertesi Ramazan'dan bir gün önceye tekabül ettiği için pazar günü bir ödül merasimi programımız olacak. Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde, Allah bir mani vermezse tabii. Şu anda yavaş yavaş hazırlıklar tamamlanmış gibi. Nasip inşallah. Tefsirimize ve sure okumalarımıza bugün son vereceğiz. 3 hafta Sure-i Duha'dan Sure-i Nas'a kadar namaz surelerini kıraatiyle ve tefsiriyle ele almak istiyorum. Ve belki en son fiilden aşağıda programda asistan hocalara okutmak niyetimiz var. Oraya gelenler de bizim buradaki çalışmalarımızı orada bir görsünler, şahit olsunlar, dua etsinler bize inşallah. Dolayısıyla bugün sureyi bitiriyoruz ve sureyle dönemi noktalıyoruz. Allah kısmet ederse tekrar başladığımız mevsimde bıraktığımız yerden okumalara başlarız ve devam ederiz. Evet, vakit kaybetmeyelim. Harf talimi için tevcih keskin, gel bakalım. Kıymetli hocalarım, değerli arkadaşlarım, cizim ve şiddi haliyle harf talimize başlayalım inşallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eb. Et. Es. 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 Egü. Egü. Eh. 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 Ed. Ed. Ez. Ez. Ev. Ev. Ez. Ez. Es. Es. Eş. Eş. Els. Els. El. El. Ebu. Ebu. El. El. Er. Er. El. El. Ef. Ef. Ebu. Ebu. Ek. Ek. El. El. Em. Em. En. En. Ev. Ev. Eh. Eh. Ey. Ey. Ebbe. Ebbe. Ette. 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 Ege. Ege. Ehha. 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 Edde. Edde. Ezze. Ezze. Erra. Erra. Ezze. Ezze.
الله الله Zaten bölüm kısa, 1,5 sayfa gibi bir ayeti birlikte ama kelime kelime tahlil ederek bugün okuyalım. Benimden sonra diğer sayfayı Kerim Hoca'yla ve diğer asistanlarımızla devam edersiniz. Bu ilk ayeti birlikte bir okuyalım, böyle izah edelim yavaş yavaş kelime kelime. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'e, meddi munfasıl. Eyyü, teşrif ilerahunne. Elle, teşrif ilerahunne. Zine, meddi tabi'i. Amenu, iki tane meddi tabi'i. La, meddi tabi'i. Yeshav, hükmü var kalın. Kavmün mi, ikramarunne. Minda, ihfa. قومين عه إصدار مطلق عساء مدين منفصل أي إلى بار قلنا يكون كتان مد طبي خير حكم راكل رم إلى بار قلنا منه إصدار مطلق هم ومن إصدار ولا مد طبي Lise, meddi muttasıl, ümmi, ilham arunne, minni, ilham misleyin ma'alunne. Lise, meddi muttasıl, in'a, ızhar mutlak, asa'e, meddi munfasıl, enye, ilham ma'alunne, künne, ilham misleyin ma'alunne, izah. Fiillerin sonuna gelen tekit nunlarını bir açalım. Neden böyle söylüyoruz? Yekûnü, yekûnâni, yekûnûne. Tekûn, tekûnâni, yekûnne. Bak fiilin bir tane nunu var değil mi? Dolayısıyla öbür nun sonradan gelmiş. Fiil yani kelimede açılımı olmayan bir nun değil, açılımı olan iki nun var. Fiilin kendi nunu. Dolayısıyla biraz sonra gelecek nun gibi değil, min hünne gibi değil. Biz buna ne diyeceğiz? İdgam misin ma'al hünne. Yekûnü yekûnâni yekûnûne tekûnü tekûnâni yekûnne. Evet. Cemil. Ne nasıl? Cemil nun. Hanımlara hitaben cemil nun. Eğer siz olursanız onların olması neyse. Hayran hükmurra kalın ilgâ mârûnne. Şimdi geldik minhû ızhâr-ı mutlâ hünne teşvik. Hüve, hümâ, hüm. Hüvedeki vâvı ayıramayız. Hümâdaki mîmi ayıramayız. Hümdeki mîmi ayıramayız. Hiyedeki yâ'yı ayıramayız. Hümâdaki mîmi mâ'yı ayıramayız. Hünnedeki nûn'u ayıramayız. Künne ile künnedeki nûn ile buradaki nun teşvik açısından ayrıldı. Birincisi ilgâ misseyi mâ'l-gûnne, diğeri teşvik bilâ-gûnne.
Bu kadar yeter. Ha, şurayı da açıklayalım. Olmuşken yani bir daha okurken şey yapmayalım. Aşağıda. Vela etti. Tabi. Termizu e. Unfasıl. En. Kum ve. Vela. Tena. Bezu. El e. O. Gelen ayeti lütfen dikkatle dinleyin, doğru öğrenin ki doğru aktarın. Bi'sel ismül füsuk, yazı da böyle. Ama biz burayı nasıl okuyacağız? Bi'sel ismül füsuk. Bi'sel ayrı, ismül füsuk ayrı. Evet. Eğer bulabilirsen. Bakın, tahtaya iyi bakın. Bir, çok sade anlatmaya çalışayım. Bir, el ismi kelimesinin başındaki lam-ı tarikin hemzesi hemzeyi basıldı. Bunu söyleyelim. El ismi kelimesinin başındaki lam-ı tarikin hemzesi ve hemzetü lam-ı ta'rif diye geçer. Hemze nasıl hemzeymiş? Basıl. Kendinden önceki kelimeyle birlikte okunduğu zaman elif ortadan, hemze ortadan kalkar, gider. Onu görmeyin şimdi. Hemzeyi attık, sonra lam-ı tarifin lam-ı geldi. Sakin mi, harekeli mi? Sakin. Bu bir. İsim kelimesinin başındaki hemze de hemzeyi basıldı. Bismi Allah demiyoruz, Bismillah diyoruz. Değil mi? Bakın bu iki tane kırmızı hemze, atın bunu. Attık. Şimdi dikkat edin. Lam sakin. Sin sakin. Nasıl okunacak? Lis. Lis. Okunmaz. İki sakin yan yana geldiği için okunmaz. Es-sakin izâ hurrike, hurrike bil kesra. Bir harf sakin olduğu zaman kesre harekeyle harekelenir. Kaidesince okuyorum şimdi. Nasıl okuyacağız? Elif yok. Elif ki hemze yok. Hemze yok. Lama hareke verdik. Neyin harekesini? İsmin başındaki hemzenin harekesini lama verdik. Nasıl okuyacağız? Lismi. Hemzenin harekesini lama verdik. Şimdi okuyorum. Bi'se lismül füsû. Kıraat imamları ittifaken bunu böyle okumuşlar. Hiçbir ihtilaf yok. Bi'se lismül. Ve Kur'an'da bunun bu şekliyle örneği tek. Başka bir örneği yok. Şimdi bir şeyi görmeyip de isim kelimesinden başlarsak bu sefer de iki vecih caiz. Yani diyelim ki el isminden iptida edeceğiz. Az önceki mantıkları düşünerek, açıklamaları düşünerek bir, el ismi. Yani ikinci hemzeyi attık. El alt kelimesine nasıl başlıyoruz? Hemzeyi okuyarak başlıyoruz. Çünkü iptida halinde. El-ismi. Bu bir. İki, hemzeyle okumuyoruz. Vasıl haline itibaren nasıl okuyoruz? Lismi. Ama kıraat imamları için, kıraat imamları birinci meclin daha uygun olduğunu, daha yani tercih edilmesi gereken vecih olduğunu söylemişlerdir. Tekrar, bi-se-lismül-füsû geçerken bir vecih, başlarken iki vecih, el ismi ve lismi. Bunu anladık mı? Peki. Peki buraya kadar tecvid tahlili yeter. Şimdi hemen okuyalım ayet-i kerimeyi. Düz, makamsız, kelime kelime, yavaş yavaş, yavaş bir ayet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
açık ama bir. Mert'den sonra hemzeyi yutmayı. Ya eyyühe ve emsali örneklerde. İki, eyyühe ve emsalinde dudaklar önde olacak. Ona dikkat edin. Kelime kelime. Ya eyyühellezine vasıl yapsaydık un fasıl olacaktı. Dört elif. Böyle izah edeceksiniz. Soranlara sorulabilir. Asa فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
Ya تَقُولُ اللَّهُ
قل أتعلمون
Asla ona muhalefet etmemek, onu bütünlüğüyle kabullenmek ve onun önüne geçmemek. İkincisi, Allah Resulü'nün huzurunda sesli bir şekilde, bağıra bağıra, onu rahatsız edecek şekilde asla konuşmamak ve sesleri yükseltmemek. Tabii biz bugün aramızda olmadığı için onun yolunda olan ulemanın, alim insanların meclislerinde aynı edebe dikkat etmemiz lazım. Bir başka husus, kulağımıza gelen her habere hemen inanmamak, araştırmak, eğer böyle yapılmazsa sonu felaketlere kadar ulaşacak sonuçlar olacağı için ona da dikkat etmemiz lazım. Ben bu ayeti kerimeyi her okuduğumda bugünün şartlarında olup bitenler aklıma gelir. Bir haber ulaştığı zaman astı astarı. Şimdi düşünün bundan 30-40 sene önceki gelen nesil. Bugün Türkiye'de olup bitenleri A tarafından baksa bir türlü anlayacak, B tarafından baksa bir türlü anlayacak. Bir ortada anlayan kaç kişi veya nasıl anlayacak? Herkes kendi tarafına çıkıyor.
acaba nasıl, hangisi doğru diyecek 40 sene önce medyadan öğrendiklerini. A veya B fark eden şey olmaz. Dolayısıyla doğru, mesikalı, belgeli, hakka, hakkaniyete uygun haber üretmek ve bu haberlere itimat etmek. Onun için tarihteki hadiseleri de hepsini kutsalmış gibi kabul etmek de yanlış. İrdelemek, değerlendirmek, sorgulamak lazım. Hangi taraftan olursa olsun fark etmez. Ahlak doğrudan yanadır. A veya B tarafından değildir. Evet. Bir başka husus, iki mümin arasında çıkan kavga, iki grup arasında oluşan bir sürtüşme, bir mücadeleyi üçüncü şahıs, üçüncü gruplar bigane kalmayacaklar, müdahale edecekler, barışın yollarını araştıracaklar. Dördüncü madde, bağlayıcı madde, bütün müminler, her bir mümin diğeri için kardeştir. Dolayısıyla kardeşliği zedeleyici şeylere dikkat edilmesi gerekir diye nokta koyduktan sonra nedir bu kardeşliği olumsuz yönde etkileyecek şeyler? Şimdi ona geçiyoruz. İkinci bölüm ona özellikle dikkat etmemizi ister. Bismillahirrahmanirrahim. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey müminler! لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ Hiçbir zaman bir topluluk, bir başka topluluğu alaya almasın, alay etmesin. Küçük düşürmek, basit görmek, ikinci sınıf görmek, muhatabı böyle görmek, böyle görende bir ruh halinin, kötü bir ruh halinin olduğunu gösterir. Yani alay eden hastadır, ruhsal yönden hastadır. Alay edilen ise mağdur durumdadır. Cenab-ı Hak bunu mümin kardeşliği zedeleyici olarak görüyor. Çünkü hiçbir insan Allah katında günümüzdeki değerler açısından değil, dini değerler açısından hesaba çekilecek. Bilemeyiz biz kimin ne olduğunu, bizden daha üstün olabileceğini veya farklı olabileceğini biz bilemeyiz. Allah bilir. Dolayısıyla alay etmek haramdır. Hakka yönelmektir. Kul hakkına yönelmektir. Onu üzmektir, mahcup etmektir. Onun karakteriyle, şahsiyetiyle oynamaktır. Niye hastalık dedik? Çünkü karakterli bir insan, şahsiyetli bir insan muhatabına yüz yüze söyler usulünce. Gıyabında korkaklıktır. Onun için de bir hastalıktır. Allah muhafaza eylesin. Alay etmek. Bu malum bir şey. Asa en yekunu hayran minhum. Belki de alay edilenler, alay edenlerden daha hayırlıdır. Bunu Allah bilir. Ve la nisa'un min nisa. Kadınlarla kadınlarla alay etmesin, alaya almasın. Asa en yekunne hayran minhum. Muhtemeldir ki o alay edilen kadınlar alay edenlerden daha hayırlıdır. Ve la tenbizu enfusekum. Biriniz diğerini karalamasın. Karalamayın. Birbirinizi karalamayın. Ne demek bu? Ben birisini karalarsam, onda bir kusur bulursam, o da beni karalar, ben de kusur bulmaya çalışır. Dolayısıyla biz din kardeşi olarak bu hareketimizde birbirimizi karalamış, birbirimizi yaralamış oluruz. Bu da haramdır. وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ Biriniz diğerinizi asla karalamayın. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Ve asla birbirinizi kötü lakaplarla, isimlerle çağırmayın. Duyduğu zaman duyan kişiyi rahatsız eden, onu düzen bir vasıfla, sıfatla onu anmayın, çağırmayın. Bu yakışmaz. Sahabe-i kiram içerisinde henüz yeni Müslüman olmuş müşrik, henüz yeni Müslüman olmuş ehl-i kitabın, ehl-i kitap hakkında zaman zaman geçmişteki
İşte kötü annesiyle, kötü babasıyla veya kötü bir vasfıyla anılan kişileri andıkları zaman bunun uygun olmadığını. Çünkü iman artık her şeyi bitirmiştir. O imandan sonra ya geçmiş artık tamamen hasbedilmiştir, silinmiştir. Bu da haramdır. Kötü lakaplarla anmak veya çağırmak. Bi'se ismül füsûku ba'del iman. İmandan sonra fısk ismi, kötü isim, fasıklık kötüdür. Yani hem mümin olacaksınız hem de bu kötü vasıflarla bu kötü vasıfları işlemiş olacaksınız. Kötü amelleri. Veya ikinci bir mana, imandan sonra böyle anılmak, bu kötü vasıflarla anılmak ne kadar kötü bir şey. Uyar mı iman ile kötü lakap? Uyar mı iman ile karalamak? Uyar mı iman ile alay etmek? Müslümana yakışmayan, dini kardeşliği zedeleyen şeylerdir. Biz hemen İslam'dan bahsederken, işte günahlardan, haramlardan hemen öne çıkan bir takım şeyler. Oysa ki bakın bunların her biri bir kumar kadar, bir içki kadar, bir zina kadar, bir hırsızlık kadar, bir faiz kadar neyse hepsi haramdır. Hepsi Kur'an'ın men ettiği şey haramdır. Kur'an'ın teşvik ettiği, yapın dediği şey farzdır. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Eğer kim ki bütün bunlara rağmen yaptıktan sonra vesaire tövbe etmezse, ısrar ederse, bu uyarılara rağmen, bu kötü vasıflarla anılmaya veya olmaya devam ederse, tövbe etmezse, en büyük zalim onlardır. Kendi kendilerine en büyük haksızlığı yapan onlardır. Evet. Bir başka hususa geçiyor ayet-i kerimede. Ya eyyühennâs, ya eyyühellezîne âmenû. İctenibû kethîran minazzan. Zan, sanı, ihtimalli, muhtemel, belki, öyle geliyor ki, tahminim gibi elimizde bilgi, belge olmadan bir husus hakkında kanaat belirtmek. Bu kötü zandır ve Kur'an bize zannın birçoğundan sakın. Varsa elinizde bilgi mutlak, varsa belge, o muhatap ve o hadise hakkında konuşursunuz, yoksa aslında bilmiyorum ama bana göre böyledir, tahminim şöyledir, o zaten böyleydi gibi zandan uzaklaşmamızı istiyor Kur'an-ı Kerim. İnne ba'da zann ithm. Çünkü bir kısım zanlar felakete. Mesela bir suçluya suç isnat ederken zan ile olmaz. Yakın ile, ilim ile, delil ile. Birçok zannın bir kısmı günahtır. Günahtır. Vebadır kişiye. وَلَا تَجَسَّسُوا. Bu kelime casus kelimesinden geliyor. İnsanların gizli dünyalarını, mahremlerini araştırmayın. Sizi alakadar etmeyen dünyalarına girmeyin. Nereye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Hayrola, ne işin var? Gibi. Telefonda davet ediyorsun, sana bir cevap geliyor, mazeret beğeniliyor. Yani niye gelmiyorsun kardeşim, ne vardı yani, gelsen ne olur, niye hayrola orada bir şey mi var? Diyerek böyle gidip gelen sorular muhatabın yalan söylemesine sebep olur. Alo, selam kelam, sizi falan yere davet ediyoruz veya size şu işi havale ediyoruz dediğiniz zaman muhatabın cevabına peki deyip razı olacaksınız. Niye? Neden? Kim dedi? Sen böyle değildin, hayrola dediğin zaman muhatap başlar sıkışınca yalan söylemeye başlar. وَلَا تَجَسَّسُوا. Gizlilikleri araştırmayın. Muhatabın özel dünyası. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Bu da gayet açık ve Kur'an'ın reddettiği kötü ahlak, kötü huylarından birisidir. Allah korusun.
Birbirinizin gıybetini yapmayın. Gıyabında bir insanın bir insanı gıyabında aleyhinde onun hoşlanmayacağı şeyleri söylemesi onunla ilgili. Duyduğu zaman rencide olacak, üzülecek, kırılacak. Ya ben böyle dinliyorum, bak ki benim aklımda ne söylemiş. Oysa ki eğer hakikaten dindar bir kişiliğin varsa uygun bir lisanıyla yüzüne. O halde gıybet eğer o kişide gıybet ettiğiniz konu mevzu varsa tamam. Yani o gıybettir ama yoksa ne olur? İftira olur. Allah'a sığınırız. Allah muhafaza. Şimdi bakın. Nedir bunun acı neticesi, kötü yani Kur'an ifadesiyle doğurduğu sonuç? Ne kadar kötü olduğunu nasıl bildiriyor Kur'an-ı Kerim? اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا Sizden biriniz kardeşinin ölü etini yemek ister mi? Yemesini sever mi? İşte gıybet bu kadar vahim bir ahlaksızlık ve kötü bir durum. Ve zaten ayet hemen ruh halimizi bize yansıtıyor. فَكَرِهْتُمُوا Bak nasıl tiksindiniz. Bak nasıl böyle bir tiksinti halinde için halinde oldunuz. Dolayısıyla bu kadar sizi henüz yapmadan böyle bir şeyin sizi getirdiği durum ortadayken nasıl kalkıp da mümin kardeşinizi veya bir insanın aleyhinde gıybetini yaparsınız. Enteresan. Şimdi biri sordu Peygamberimize, dedi ki ya Resulallah, söylediğiniz o kişide varsa gıybet etmiş olur muyuz? Evet. Olursun. Peki ya yoksa iftira olur. Meşhur bir hadisedir. Bir başka hadiste tamamını kuşatıcı şekilde Müslim'de geçen zan ile hareket etmekten sakının. Zan en fazla asılsız olabilen haber ve bilgi türünde olur. Kulak kabartmayın. Gizlilikleri araştırmayın. Başkalarını kıskanmayın. Öfkenize kapılmayın. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bunlar da Allah Resulü'nün mübarek ağzından dökülmüş adeta inciler. Dikkat etmemiz gereken. Evet. Ya eyyühennâs. Şimdi umumi bir hitap. Bütün insanlığa bir hitap. Ey insanlar. İnnâ halaknâküm min zekerin ve unsâ. Biz sizi bir erkek, bir de dişiden yarattık. Ve ceallâküm şu'ûben ve kabâin. Ve sizi kavimlere, kabilelere ayırdık. Birey, grup, kabile, ümmetler, milletler vesaire. Ne için? İtirafı. Birbirinizle görüşeseniz, tanışasanız, birbirinizi tanımanız için. Umre ve hacda her cins Müslümana yani ırk olarak şahit oluyoruz. Allah'ım ne büyüksün, kimini beyaz, kimini siyah, kimini farklı renkte, kimini farklı kültürde, farklı örf ve adette, coğrafyada. Kur'an-ı Kerim bu ayet-i kerime ile bize bunların bir hakikat olduğu, bir coğrafyada, bir ırka mensup insanın oluşturduğu kimliğe saygımız var. O kişi o kimlikle, o kültürüyle, o sosyal yapısıyla iftihar edebilir. Bunu bir övünç vesilesi yapabilir ama başkasına karşı üstünlük olarak göremez. Benim ırkım senden üstün. Biz elit, siz bilmem ne diyemez. Buradaki ince noktaya dikkat etmemiz lazım. Çünkü insanın doğuştan getirdiği şeyler, iradesi olmayan bir takım kazandığı şeyler vardır. Nedir o? Bir, cinsiyeti elinde değildir. Erkek, kadın. İsteyerek olmaz. Anne babayı seçmek hakkımız yok. Hangi ırktan, nasıl, erkek mi, kadın mı, güzel mi, çirkin mi, güçlü mü, zayıf mı, sağlıklı mı, hastalıklı mı, neyse.
elimizde olmayan ve doğuştan getirdiğimiz şeylerle ben üstünüm, biz üstünüz, bize şöyle derler, bize böyle derler, memlekette eşraflarınız, tanınmışız. Böyle bir şeyi Peygamberimiz veda hutbesinde ayaklarının altına alıp eziyor. Böyle bir şey yok. Sen neye göre şereflisin? Şeref imandadır. Şeref İslam'dadır. İslam'ı ve imanı yaşamaktadır ki bunun özel adı nedir? Takvadır. Allah'a en çok kim saygılı ise, Allah huzurunda Allah'a karşı onun emir ve yasakları noktasında en çok saygılı kim ise en şerefli insan olur. İslam'ın değerleri evrenseldir. Ve bütün evrensel değerlerin de üstündedir iman değeri ve İslam'dır. Biz buna dikkat etmemiz lazım. Herkes kendi kendisine çalıp oynamaması ve oynamaması gerekir. Çünkü Allah Resulü Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü olamaz. Öyle bir fasıl yok. Mesela bir insan ilim adamıysa, ilim adamı olmakla cahile karşı üstündür, övünür. Bir adam sanat sahibi ise, bir şey üretmiş ise, üretmeyene, üretmek istemeyene karşı üstündür, iftihar edebilir. Vesair vesair. Çünkü iradesiyle kazandığı şeyler, gerek şahsına, ailesine, toplumuna kazandırdığı şeylerle insan üstündür ve değerlidir. Ama dediğim gibi onun dışında bizim elimizde olmayan sebeplerle getirdiğimiz her şey üstünlük sebebi asla olamaz. Allah katında en değerli insan takva sahibi. İyi mümin, mümin. Adam gibi mümin olandır. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ حَب۪يرٌ اَمَنَّا Bu اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ حَب۪يرٌ Bu ayet sonlarında benzer hükümler yukarıdaki cümleyle çok bağlantılı. Mesela buradaki alimun habir, tabii ki Cenab-ı Hak alim ve habir her şeyiyle ama burada sizin ne mal olduğunuzu Allah en iyi bilendir. Yukarıya bağlarsak sizin ne mal olduğunuzu, nasıl bir varlık olduğunuzu en iyi bilen Allah. Yok ben falanım, filanım, filan gillerdenim, filan soydanım, babam böyle hacıdır, hocadır, şeyhtir, böyle bir şey yok. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ حَب۪يرٌ Şimdi ayet-i kerimeyi aşağıdaki ayetleri anlamak için birkaç cümle ifade edelim. Merkezde yaşayan Mekke Medine merkezde yani medenileşmiş daha nispeten bir de bedeli çevrede, çöllerde yaşayan, çadırlarda yaşayan göçebe bunlar böyle ara sıra geliyorlar Allah Resulü biz sana uyduk, teslim olduk diyorlar ama bu bir teslim imanı tam olmak, tam bir mümin olmak anlamına gelmiyor. Niye geliyorlar? Medine genç devlet kurulmuş, artık imkanlar yavaş yavaş gelişmeye başlamış. Sosyal adalet var, sigortası var, fakir fukaraya ödemeler var, infak var, var oğlu var. Bunlar geliyorlar, hem peygamberin yanında olalım, hem emniyette olalım, hem de peygamberden de biraz sosyal fondan para alalım düşünceleriyle geliyorlar ve bunu da bak daha ne istiyorsun biz Müslüman olduk, geldik teslim olduk diye de zaman zaman minnet ediyorlar. Bir iyilik yapmış gibi peygamberimize minnet etmeye kalkışıyorlar. Bu hadiseler üzerine işte ayetleri anlamaya çalışalım. قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَعْمَنَّا O bedevi Araplar dediler ki biz iman ettik ya Resulallah. قُلْ de ki bakın bilen Allah. İman edip etmediklerini tek bilen Allah bildirirse peygamber de bilir. Peki onlara lem tu'minu. Siz iman etmediniz. Velakin fakat kulu deyin ki eslemle Müslüman ol. Hani kelime manasıyla teslim olduk, itaatine geldik. Velemme yedhulil imanu fi kulubikum. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Ne için? Sınavlar var. Sınavlardan geçmeden başarı olamaz. Nedir o? İnfak sınavı var. İtaat sınavı var. Cihat sınavı var. Vesaire. Bunlardan geçmeden oh ne güzel biz hemen iman ettik, mümin olduk. Yok öyle bir şey. Ve in tuti'ullaha ve rasulahu la yuridkum min a'malikum şey'en. Eğer siz Allah'a itaat eder, peygambere itaat eder, üzülmeyin, Allah sizin yaptığınız hiçbir ameli boşa çıkarmaz. Çünkü o gafur ve rahimdir. Dedikten sonra mümini tarif ediyor. İnnemel müminun. Müminler şunlardır. Bir, ellezine amenu billah.
mutlaka Allah'a şeksiz, şüphesiz. Allah ne demişse doğrudur. Allah neye yanlış demişse yanlıştır diyen ve bu imana sahip olanlar. Ve Resulih aynı şekilde Peygamber'e. Sümmelem yafâbu ne imanında ne amelinde ne de Peygamber'e itaatinde dediklerinde ona karşı gelmek, isyan etmek, şüphe etmemek asla kesin ve mutlak. وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ İmtihan geldi. Gerektiğinde canıyla, gerektiğinde malıyla cihad edenler. İslam'ın güçlenmesi, Müslümanların kuvvetlenmesi için gerektiğinde canı ve malıyla. اُلَٰئِكَ رُمُ الصَّادِقُ İşte bunlar. Bakın hükmü Allah veriyor. Sadıklar bunlardır. Doğrular bunlardır. Kul de ki onlara, o gelenlere. تُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Dinin sahibi Allah. Allah'ın gönderdiği bir peygamber var, gönderdiği kitap var. O ne derse doğrudur. Allah ve Resul. Siz kendi kendinize böyle biz iman ettik, bu bir imandır diyerek iman etmiş olmazsınız. Dinin sahibi bunu biliyor. وَاللّٰهُ يَعْلَمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde her şeyi bilen Allah'tır ve her şeyi bilen, mutlak bilen yine Allah'tır. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُ Onlar geldiler sana, minnet ediyor. Bak işte geldik, teslim olduk, itaat ettik. قُلْ لَكِ لَا تَمُنُّ عَلَيْيَ اِسْلَامَكُمْ Siz bu teslim olmanızı, Müslüman olduk demenizi bana minnet etmeyin. Kulun minnet etmeye hakkı yok. Minnet etme hakkı Allah'adır. Minnet etme hakkı peygamberedir. Neden? Belillahu yemunnu aleykum en helakum li iman. Çünkü Allah size minnet eder. Çünkü size imanı nasip etti. İslam'ı nasip etti. İslam'ın ahlakını nasip etti. Sizi hidayete getirdi. Bataklıktan bu tarafa aldı. Allah isterse dilerse minnet eder. İyiliğin sahibi Allah'tır. İn kuntum sadikin eğer sadık kimseler iseniz. İnna Allah ya'lemu gaybe semavati vel ard ve Allah şüphesiz gaybı da bilendir, şahidi de, şuhud alemini de bilendir. Allahu basirun bima ta'malun ve yaptıklarınızı. Niyet, fiil, eylem neyse hepsini deruni noktada bütün derinlikleriyle bilen Allah'tır. Hücurat suresini böylece Allah'ımızın kelamını okumaya çalıştık. Bir de Hücurat bize neyi öğretti? Bunları da gördük. Rabbim okuyan, anlayan, okutan, anlatan ve de öyle olmaya çalışanlardan eylesin diyoruz. Bu faslı burada noktalıyoruz. Evet, hocamıza bu meal ve tefsiri sebebiyle teşekkür ediyoruz. Hakikaten Hucurat Suresi, adab-ı muaşereti bizlere adeta kavratan çok önemli surelerden biri. Evet, şimdi namaz kıraatimizi yapacağız. Peşinden Aşk-ı Şerif okuyacak Cihan Akıncıoğlu kardeşimiz. Sonra Mustafa Altın hocamızla da duayı inşallah dersimizi noktalayacağız. Evet, namaz kıraatimizi beraberce. Yapmaya gayret edelim şimdi inşallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شارئك هو الأبتر. إن شارئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Evet, kısaca namaz kıraatımızı da böyle yaptık. Şimdi Aşr-ı Şerif okumak üzere Cihan kardeşimiz buraya alınmış. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة
sınır içinde sınır dışında operasyon yapan kahraman güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize, istihbaratımıza güç, kuvvet ve muzafferiyetler ihsan eyle. Ya Rabbi şehitlerimize rahmet eyle. Gazilerimize acil şifalar ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımıza emin eyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Cemaatimizin ve bizlerin kalplerimizden, gönüllerimizden geçen dünyevi ve ukrevi her ne isteklerimiz var ise onları da haklarımızı hayırlı eyleyip hayırlısıyla sen bizlere ikram ve ihsan eyle. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.